Star Trek 3. sezon 21. bölüm. Hello Persis. Ee, burada da Holodeck'in delisi Barkley ile tanışıyoruz. <laughs> Holodeck de böyle kendini e, gerginlikleriyle deli deli etmiş Barkley karakteri. Ya bu bölümü ilk bir gördüm yine ne konuşacağız dedim. Aslında sen güzel bir yerden değinince dedim evet mantıklı konuşabiliriz. Olayın aslında psikolojik yönü burada önemli. Barkley karakteri kısaca özetlemek gerektirirse aslında iş ortamındaki gergin. Bir türlü kendini kabul ettirememiş. Enterprise'ın normallerine uyum sağlayamamış ve beceriksiz biri. Ve bu beceriksizliği de stresinden kaynaklanıyor. Hatta Forge'u falan bayağı delirtiyor. Ve bunu da bu stresinde Holodeck'te Enterprise ekibini yaratıp... işte Diana Troy'u kendine aşık edip... işte Riker'a dayak atıp Picard'ı böyle... E, D'Artagnan yapıp onunla böyle dalga geçen e, ve biraz da onları elinde oynatan ve özgüvenli bir karaktere bürünüyor. Ama dışarı çıkınca yine kendi haline gelen e, bir tip Barclay karakteri. E, böyle bakınca bölümde bir şey yok gibi ama evet işin psikolojik yönü ve özellikle de holodeck yönü önemli yine burada. E, çünkü hani normal hayatta gördüğümüz e, insanları biraz VR porn kategorisine çekiyor Barkley burada e, hatta sonlara doğru biraz rahatsız edici de oluyor çünkü e, ekibin geri kalanları da buna şahit oluyorlar İlginç bir bölüm abi ne diyorsun bölüm için e, abi bu bölüm böyle şey Next Generation'ın ya da Star Trek'in genel olarak biraz evrenini şey yapan şaşırtan bölümlerden bir tanesi şey gibi bu e, hani şöyle söyleyeyim birkaç birkaç sezon önce falan şey, e, akademi testine gitmişti hatırlıyor musun? Neydi çocuğun ismi? Şey, akademi testini gördün abi. En büyük korkularıyla evet. falan yüzleştiriyorlar. Milleti evet. ortalık yanıyor. Ölen adamları kurtarabilecek misin falan diye Babasını bakıyorlar. Babasını falan kurtartıyorlardı oğlum çocuğa. Ha, falan Böyle bir şeyler oluyor falan. E şimdi bu adam buraya nasıl gelmiş? Anladın mı yani? <laughs> e, çünkü yani Barclay bu Barclay bölümü şöyle çok ilginç bir şekilde çok tartışılan bir bölüm. Bir e, yani Barclay psikolojik sıkıntıları olan birisi mi yani, anladın mı? Bir onun hani Asperger sendromu falan mı var aslında? Mesela e, Barclay'ın davranışları toplum içerisinde rahat hareket edememe, içine kapalı olma, kendini rahat ifade edememe falan hani bunlar böyle aslında benim aklıma şimdi Asperger sendromu geliyor ama onun dışında aslında sosyal uyumsuzluk yaşamak böyle bir nasıl söyleyeyim hani 90'larda böyle bir bölüm çıktı ortaya ama 90'lardan sonra şey biraz değişti ya ya işte abi o biraz utangaç veya abi konuşamıyor topluluk He. önünde konuşmakta rahatsız oluyor. Bunlar hep böyle bir eksiklik bir gerginlikmiş gibi gözüken şeyler. Zaman içerisinde A bu da böyle bir sıkıntıymış anladın mı? Bu bir rahatsızlıkmışa dönüşmeye başladı mesela şimdi. Bir noktadan Normalleşti biraz evet. E, normalleşti adı kondu tanısı konulan şeylere dönüşmeye başladı bunlar. Aslında burada bir bu bölümde bir zaman geçişi var aslında işin içinde. Yani şöyle düşünüyorum. Barkley'nin hani böyle kanka sen de konuşursun rahat ol biraz ya falan gibi hani böyle <laughs> e, hani böyle genel şey bir ton var yani Barkley'de anladın mı? Kötü bir adam değil evet ama hani dışarıya karşı utangaç kendini ifade edemiyor. Gidiyor sinirini stresini ondan sonra sanal dünyalarda atıyor falan. Bir kere Lieutenant Barkley muhtemelen 2020'li yıllardaki pek çok normal insan evladının çok ciddi bir temsili haline gelmiş durumda. Ee, Kesinlikle bu arada. Evet. Çünkü hani böyle birazcık şey bir durum var. Ya anladın mı? Yani birkaç açıdan bakacağım buna. Bir, Barkley'nin rahatsız sahip olduğu durum bir rahatsızlık olabilir mi? Bu bir genel bir şey. Yani evet. sosyal olarak kendini ifade edememe bazen artık bir rahatsızlık, bir sendrom olarak kabul edilebiliyor. Bu bir. İki. Ya bugünün iş hayatında, ofisinde, okulunda sinirini, stresini atamayıp ondan sonra gidip sanal alemlerde klan lideri olmak. Anladın mı? Yani <laughs> e, çok benzer, şey olmak, benzer. Anladın mı? Yani dijital bir dünyada kafasındaki hissiyatı boşaltmak. Bugün artık mesela Belki 90'larda o kadar yoktu bu ama bugün artık çok daha fazla görünen bir şey. Üçüncüsü senin dedemin açtığın konu ee, yani ben bugün birisiyle gerçek dünyada bir sohbet yapamıyorken virtual reality gibi bir ortamda onun kopyasını çıkartıp onun kopyasını bir de plan programlayarak istediğim şeyi yaptırabiliyorsam bu ne kadar etik ne kadar ahlaki bir durum. Bunun tartışması lazım. Yani bir de şey ilginç. Yani rol yapma oyunları mesela yıllardan beri terapi dahilinde kullanılan şeylerdir. Bu onun çok daha gelişmiş bir şey Yani Barkley kendisine iyi gelen şeyleri yapıyor burada? Yoksa efendim işte e, hani anladın mı? Başkalarına zarar mı veriyor? Bu bir başka bir tartışma konusu. Alakalı aslında gibi, o yüzden evet. yani bir yandan da işte hadi bakalım ile de iyi bir iletişim kurduklarında ve Barkley kendisini ifade edebildiğinde aslında o da herkes kadar becerikli bir e, Akademi subayı. Yani şeyi merak ediyor insan. Hani nereden geçtin de sen akademiden geldin bu Star Train göbeğine kadar diyorsun. İşte şeyi orada zaten şey söylüyor Picard söylüyor. Yani başka bir kaptan. Aa çok kral adamdır falan deyip farklı itelemiş belli ki bunlara. <laughs> ee, ama işte şey çok ilginç. Yani şimdi bak abi iş hayatında bir... senle beraber... Hı -hı. Ha, yani beraber aynı şirkette çalıştığımız dönemde oldu. Yani iş hayatında şeyi görüyorsun. Ya bazen o ekibin performans olarak altındaki biri girer ya bir ekibe. Yani evet. anladın mı? Bu bölüm bir de ofis çalışanları için e, iş hayatına dahil olmuş her şeyin falan, herkesin falan belki de hissedebileceği Ulan ekibe yeni bir herif aldılar ama yani herif çok acemi ya da herif o kadar enerjik değil bizimki kadar hızlı hareket edemiyor. E, ekibe uyum sağlayamıyor bölümlerinden bir tanesi. Çünkü bu başımıza da gelir. Yani çalışıyorsundur. arkadaşlar dersin yeni ekip arkadaşınız geldi. Adam böyle <laughs> falan. Yani eksik birisi olduğundan mı o, yetersiz birisi olduğundan mı yoksa gergin mi falan? Hani anladın mı böyle çok nasıl diyeyim? Dünyevi bir konuyu da bir yandan ele alıyor bu bölüm. Biz de hani kendi ekip arkadaşlarımızla, ekibimizle nasılız? Bir yandan onların başka sıkıntıları olabilir mi? Öte yandan onun hayal dünyası nasıl? O yüzden bu Hollow Pursuit ve Barkley bölümünü ben şey açısından çok kıymetli buluyorum. Next Generation içerisinde bulunduğu e, ee, mükemmelle yakın böyle adamlar bir gemiye binmişler ve ahlak dağıtıyorlar bir de uzaya falan gibi bir durum var <laughs> yani böyle Kaptan Picard diyor ki öyle olmaz böyle olmalı ahlak o falan bir adam. Onu böyle biraz sağ sarsan sallayan bir e, yapısı var. Evet. Son yani... bir nokta daha çıktığı dönem demişler ki vay siz Star Trek fanlarıyla dalga mı geçiyorsunuz? Aa ilginç. O bilmiyorum. O ben ben izlerken şey gibi hissetmedim. Star Trek fanlarıyla Dalga geçiliyor falan ne alaka dedim. Niye öyle demişler? Şeyden mi böyle... Ya alakasız işte, bir karakter böyle, falan diye. Ya şöyle yani işte... Star Trek fanları... 1990'lar... Hani anladın mı? Geek şimdi cool bir şey ama... 1990'lar... Abi işte... Picard Falan gibi... <laughs> anladın mı? Böyle bir algılı var. Ta o zamanlardan kalma. Hatta şey hatırlarsın. Neydi o dizinin ismi? Ee, Big, Big Bang, Bang teori hatırlıyor Ben onu hiç hoşlanmadığım için izlemedim o kafadan yani. Ee, aynen. Yani <laughs> aslında ben de benim için de aynı şey. Çünkü böyle bir yani zaten çocukluğumu da ben geek olarak geçirmiş birisi olarak ne yapıyorsun lan? Çizgi roman mı okuyorsun? <laughs> muhabbetini yıllarca maruz kalıp en nihayetinde de çizgi roman stüdyo hayatımı da buradan geçireceğim. <laughs> <laughs> geek is the new cool yani o dalga değişti. Ama işte 80'lerde 90'larda ta 60'lardan beri ...şimdi toplumun gözünde Star Trek fanı dediğin... ...işte kulak falan takıyor, böyle yapıyor... ...ee işte bilmem ne... <laughs> ...abi Picard 65. bölümde geliyor... ...böyle yapıyor falan... ...hani böyle bir... ...toplumdan dışlanan giyikler... ...inekler falan gibi bir şey Star Trek fanları... ...şimdi öyle değil... ...yani hmm. e, bugün... E, ...Star Trek konuşmak... ...ne bileyim cool bir şey... ...bugün bilim cool oldu artık anladın mı... ...bugün Interstellar gibi filmler hani böyle... ...millet ağlayarak Interstellar izliyor falan... Ama şeyi unutmamak lazım. 90'larda çıkıyor bu bölüm ortaya. E, 80'leri, 90'ları insanlar tabii... İşte şey hatırlamıyor musun abi? Sim Simpsonlardaki çizgi roman satan herif vardı ya. Ha, evet evet hatırlıyorum. Yani... Hatırlamışsın. yani hatırlamışsın. <laughs> Biz belki son 5-6 senede şeyi çok geride bıraktık. Geek olmayı, çizgi romanla, oyunla ilgilenmeyi falan böyle doğrudan aşağılanacak bir şey olduğu bir noktadan çok daha normal olduğu bir noktaya geldi aslında bu kadar süre içerisinde. O yüzden izlerken insan aklına o gelmiyor. Ama çıktığı dönem pek çok insan demiş ki ya biz Star Trek fanlarıyla siz dalga mı geçiyorsunuz? Ya benim bile aklıma gelmemişti açıkçası. Sonradan wiki'sinden biraz okuyunca gördüm. O dönem çok tepki çekmiş. Yo, ee, şey. Şey. Yo, yani şey böyle var. kendini ifade edemeyen Picard'la, Riker'la falan baş edebileceğini zanneden, Troy'u koynuna atmaya çalışan falan Çünkü böyle bir yani Star Trek fandom'unda da şey vardır bu arada. Star Trek'teki kadın aktörleri inanılmaz bir düşkünlük vardır mesela böyle tamam mı? Yani Tabii. E, her fandomda olduğu gibi. Fandomın böyle biraz kötü köşelerinden numune birilerini alıp da <laughs> sanki böyle koymuşlar da dalga geçiyorlarmış onunla gibi düşünenler de olmuş. Ben hiç o açıdan bakmamıştım ama niye öyle düşündüklerini de bir noktada anlayabiliyorum aslında. Aslında şu hata böyle... düşülmüş. Yo çok güzel. aslında Şimdi düşünürken aklıma geldi biraz. Şu çok tuhaf izleyici psikolojisi olarak. ...aslında izleyenler... ...izlerken Barkley oluyorlar... ...hani işte Picard var... ...Picard gibi yapıyorum selam ver e Sen ...senin holodekin aslında orası... Sen, ...öyle birileri yok ki... ...sen Aha. o insanlara kadar zaten... o ...uzay gemisi mi uçuracaksın... ...sen mühendis değilsin... Ya, ...genel söylüyorum işte... ...sen bilmem ne değilsin... ...sen ne yapacaksın oğlum... ...uzay savaşı mı yöneteceksin hani... ...bugün a, cepheye gitsem... ...kafana sıkacaklar... ...evde oturan bir geyiksin... ...ama o Picard'la işte... ...kendine yakın görüyorsun... ...Riker gibi hissediyorsun... Troy'u cezbedebileceğini düşünüyorsun belki ki dizinin bu kötü yönlerinden biri. Herkes onu cezbetmeye çalışıyor. Halbuki çok salakçaymış yani. Bugünden bakınca dediğin gibi o seyirci sen Barkley'sin oğlum orada ne yapıyorsun? Barkley de aslında Hayır. sen sen değilsin yani. <laughs> Esas Tabii sensin abi. pardon. Yani Picard gelse dese ki kardeşim ne yaptınız o raporları dese mesela ben de şey olurum. Allah Picard geldi. Ne, <laughs> 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 ne yapacağız onu? <laughs> hani anladın mı? Herifler çünkü çok becerikli. Çok şey böyle usta adamlardı. Tamam tamam e, ee, şey adamlar yani Star Trek'in data falan var oğlum adam robot yani anladın mı? Zeki. <gülüyor> <gülüyor> e bunlarla yani bir noktada dese ki hani onların yanında olsak biz de Barkley gibi kalırız gerçekten de yani ait olmadığın ya da daha onlardan beceriksiz yetersiz olduğun bir ekibin yanında insan heyecan olur. Gerçekten dediğim gibi Barkley olma durumu hepimizde var. E bir de de ki bu bölümü izleyen adam biraz gerçekten normal hayatında da sosyal olarak sıkıntılı. Yani bir sürü insan da olmuyor mu abi gidip insanlarda konuşmaya çalışırsın derler Üf, geldi yine falan yani evet. o adam mantık da var hayatta anladın mı yani o adam için bu bölümü izlerken bir tık Barkley sıkıntılı ama işte netice de Barkley Barkley olduğu için kötülemiyorlar Barkley toparlıyor kendisini ve ekibin faydalı bir parça sahne geliyor aslında pozitif bir yerde bitiriyor şans veriyorlar evet çok pozitif bir yani. yerde bitiriyor ya orada zaten Barkley karakteri aslında şunu da dedin ya sınavdan nasıl geçti şimdi bu adam şimdi orada ciddi yönetimsel ve kontrol altına alınması gereken e, psikolojik durumlardan geçiyorsun. Şu olabilir. Bu benim de hissettiğim bir şey iş hayatında. Çünkü bazen şunu yapamazsın. Bir yere girersin. Çok stres olursun ve oradaki hataları da görürsün. Ve o hataları düzeltecek yetkin yoktur çünkü yenisindir. Ya da işte cesaretin de yoktur onu konuşabilecek. Oranın şartlarına daha hakim değilsindir. Oğlum patron işte neden hoşlanıyor hoşlanmıyor bilmiyorsundur. O zaman de olma şansın yine yüksek. Yani o yeteneklere sahip olup. Çünkü belli ki bu sınavlardan geçmiş. Bana şunu düşündürttü zaten. Barkley aslında kontrol edebiliyor. Yani güçlü de bir karakter. Çünkü bunu de görüyoruz Holodeck'te. Ama belli ki orayı yönetebilecek imkan e, ya da durum içinde değil. O zaman da stres oluyor. Yani bu şey de vardır ya. Uçağa biner bir insan. Çok normal hayatta çok rahattır ama kontrol edemediği için uçağa Ve asla halinde hiçbir şey olmuyor. Korkar uçaktan. Yani Tabii. bu çok normal bir şey. O kontrolcülük durumu da var biraz Barkley'de belli ki. Onun yeteneği olmasa zaten oraya gelemez. Çünkü ilk kez Star Trek'te benim hatırladığım. Hani hata yapan çok gördük ama beceriksiz olan ilk kez gördük. Onlar da şaşırıyor zaten. O bu adam nasıl beceriksiz olup buraya gelecek? Belli ki onun sorunu başka ve dediğin gibi sonda bunu toparlıyor ve gidiyor. Gitmesi de iyi mesela. Yani orada kalsa onların normallerine girmiş, farklı biri ol olmaktan çıkacak. Normal biri olacak aslında ve orada belki öyle kendi halinde takılan, e ekstra bir şey katmayan, çözüm üretemeyen ama normalleşmiş biri olarak devam edecekken oradan çıkıp kendini bulup gerçek hayatta da artık güçlü yönlerini gösterebileceği bir çizgiye giriyor gibi. Yani pozitif de dediğin gibi böyle. Ya pozitif bir yere çekiyor ama aslında işin ilginç tarafı şimdi 2021 senesi 2020 senesi itibariyle dünyada şöyle değişti yani bir kere e, artık şeyi anladık mesela introvert extrovert gibi bir tabir ortaya çıkmaya başladı mesela evet. işte işte kişilik testleri var şu 16 parçada int p hmm. falan bir şeyler çıkıyor hani e, kimi insan yani. ha yani anladın mı kimi insan sosyal olarak gergin sosyal anksiyete demeye başladılar bunu mesela ve böyle Tedavi edilmesi gereken bir şey gibi algılanmamaya başladı bu artık en azından onu söylemek istiyorum. Eskiden evet. yani şeyi de hatırlarsan, 90'lar, 2000'ler satıcının senesi. Gidin oraya ve böyle hani <laughs> anladım mı? gözlerin içine bakın ve deyin ki hey serseri falan hani böyle. <laughs> evet, falan, yani. Baskın adam ol, gir oraya ve orayı fethet falan yani uzun süre dünya bunu pompaladı insanlara ve yırtık adam. Böyle birisi yani e, tabii canım 90'larda bu bölüm çıkıyor ortaya abi unutma şeyi yani bu bölüm yine zamanın ötesinde ama. Biz de daha da ötesindeyiz artık yani e, şey açısından ilginç bir durum. Hani Barkley'nin sosyal anksiyetesinden rahatsız olmuyorlar. Sosyal anksiyetesinin işe yansımasından rahatsız oluyorlar bir kere aslında. O bir kere çok başarılı bir şey. Yani hiç kimse şey demiyor omuzuna vurup da kanka git karıyla konuş gözlerin içine bak benimsin de falan. Yani böyle bir e, <gülüyor> memati. <laughs> Anladın hani, mı? Toksik bir noktaya çekmiyorlar ama şeyden tabi yani çok basic bazı iletişimleri kurmaları lazım birbirlerine güvenmeleri lazım İşte hani kaptan böyle gözüne bakıp yaptık mı kardeşim bu işi dediğinde yaptık diyebilmesi gereken birisine arıyor anladın mı güven tabii. telkin etme durumu var orada böyle adam şaşalayınca işte bark diyeceğine brokoli diyor sonra ne dedim çok komikti ya şaşalıyor adamı mahcup ediyor herkesin karşısında falan yani ekip de şeye alışkın değil socially awkward birisine ya da böyle sosyal anksiyetesi olan birisine alışkın değil ama işte bugün izlediğinde şey çok ilginç. Yani e, bu bölümü izleyen insanlar arasında eminim sosyal anksiyetesi olan hatta şu an bizim seyircimizin arasında da vardır. Hani hatta çok ilginç sosyal anksiyete bütün bu korona döneminden sonra bir de dünyada inanılmaz artış göstermiş. Yani evet. e, eskinin böyle ortamlarda yılan olan adamları bir buçuk sene böyle evden geçirdikten sonra kamera açıyorsun, kameradan böyle <laughs> biraderle bağlanmaya çalışıyorsun falan fizikselinde böyle hani vay kardeşim falan hani o muhabbetler bitti olan elle temas edemiyorsun böyle bir sosyal anksiyete döküldü zaten toplumun üstüne genel. Bir de dediğim gibi artık şeyi de ayırıyorlar. Hani mesela şeyi bile görüyorsun. insan kaynakları dergilerinde hani böyle iş hayatında falan bile şey diyorlar. Introvert çalışanlarınızla iletişim kurmak, extrovert çalışanlarınızla iletişim kurmak diye. Hani artık iş şeye döndü. Evet. Hmm, nasıl diyeyim? Belki bugün senin ekibinde Barkley gibi birileri olsa Ha okey Barkley de böyle adam onunla şöyle ilgilenelim falan. Hani dünya değişti artık birazcık. Burada biraz o yüzden şey ilginç geliyor bana. Barkley'nin bir sıkıntısı var bölümü bu ama Barkley'nin belki de bir sıkıntısı yok. Öte yandan Barkley'nin belki de bir sıkıntısı var. Çünkü Holodeck'te Ryker'ı dövüp Troy'la öpüşüyor. <laughs> adam bu bölüm o yüzden çok ilginç bir bölüm. yani bu bölüm gerçekten e bu ahlaki beş, olarak doğru beş, bir şey. Beş, ha, beş parçadan ele alıp konuşabileceğim bir şey. Yani Barkley'nin sıkıntısı bugün var mıdır yok mudur? Barkley'nin bir tedaviye ihtiyacı var mıdır yok mudur? İşte anladın mı yani e, herkes sosyal olmak ya da sosyal olarak çok özgüvenli durmak zorunda mıdır değil midir? Barkley bugün bir Star Trek seyircisinin ya da bir e, işte sosyal anksiyeteleri olan bir fan boyun ya da iletişim kapasitesi kötü olan bir fan boyun parodisi midir değil midir? Ha iyi bir yerde bitirmektedir dizi. Bir de bunun üstüne Barkley'nin de ...milletin özlük haklarına bir tık saygısız olduğu bir takım hareketleri var. Ha en sonunda işte Barkley de şeyi siliyor. O da Holodeck'i hani evet. yazdığı programları siliyor ve diyor ki... ...okey yani ben de gerçeğe döneceğim böylece diyor. Şimdi i̇şte buradan bambaşka bir yere geliyoruz. O da zaten son 20 senede aslında hayatımıza girmiş olan... <laughs> ...Ultimo'larla, online'larla, Dark Age of Camelot'larla... ...biraz daha introvert diyeyim yapıdaki insanların... ...ya da extrovert gibi davranmak zorunda kalmış introvert insanları. Mesela ben böyle birisiyim <laughs> ve benim gibi bir sürü insan var biliyorum. Ee, aman abi açalım MMO'muzu da tık tık yıldımıza bakalım, raidimize gidelim. Var ya adam Sakin. gerçek hayattaki escape'izim aslında yani bağlanacağım yer yine... Her holodeck bölümünde zaten bir noktada escapizmden bağlam bahsetmek mümkün. Adam gerçek hayattaki iş ilişkisinden, aşk ilişkisinden memnun değil. Giriyor sanal alemine. Orada kankaları var. Herkesin attığı damage belli, görevi belli. Yani sürpriz yok. Sürpriz var ya da ama şöyle bak. Yani Star Trek Next Generation'da alakalı ben pek çok insandan sen de daha şu övgüyü duydum. Oğlum ne ekip be? aralarında olmak istiyorsun. Anladın Tabii. mı? Yani şey bir tarafı var bunun hani kaptan ne yaptığını biliyor dümen nereye gidiyor belli hani böyle Picard bir şey dediği zaman güvenip onun dediği şeyi yaparsın ama normalde iş hayatında şeydir ya abi üst yönetim yine saçmalıyor falan dırsin yani <laughs> sinirlenirsin hemen. Şeye iş arkadaşın deniyordur. ona gıcık olursun. Yani sürekli bir stres ve gerginlikle geçer. Mesela ben Next Generation'ı hele ilk izlediğim dönem o zaman şimdiki bir yayıncı da değildim yani bir yerlerde bir ekiplerle çalışıyordum. Hep böyle şey oluyordum. Allah'ım şu ekibin güzelliğine bak yani Picard buradasın. <laughs> şey Polat Alemdar gerçek olsa da adam olsam gibi izliyorsun böyle biraz. <laughs> e işte şimdi burada bile escapeizm hani buraya bu ekibe ayak uyduramayıp escapeizm ihtiyacı duyan bir karakter görmek yine her şeyi bir yandan da çok gerçeğe çekiyor lan. Picard da çünkü kolay bir herif değil abi. Galaksi'deki en iyi amiral <laughs> şey amirallerin bile saygı duyduğu bir kaptan geriliyorsun tabii. O yüzden o şey tayfa için de eee MMO'ları falan bilhassa sanal dünyaları eski bizim için kullanan ve orada ben şeyi çok duyarım. Ben o derece bir MMO oyuncusu olmadım hiç ama hardcore MMO oynamış bilhassa da benden bir 5-6 yaş büyük abilerden hep şöyle muhabbeti duyduk böyle. Ya bizim bir tane fighter vardı. Çocuk bir girerdi. Tamam mı? o girdi mi biz de girerdi. <laughs> ben işte heal'ımı basardım. işte bir tane de Chapman basardık. Chapman basardık bir i̇şte, şey. Yani o bir yani bugün metin ikisinden WoW'una yani her demografideki MMO oyunlarında insanlar o ekip olma, ekip olarak çözme e, herkes kendi görevini yapıyor, çok seviyor. O yüzden Next Generation'da ben mesela e, MMO raid'cileri, MMO guild'cileri arası öyle bir paralellikte görüyorum. Barkley işte biraz aslında iki dünya arasında geçiş de yapan bir herif anladın mı? Ulan, oradaki evet. ekip zorlayınca hemen bu tarafta kendine göre bir dünya yaratmış. Bireysel ama orada işte, da zaten. Ya, işte ama, ama gittiği ikinci dünya mücadelesiz bir dünya aslında. Evet. Yani bu da hep bu game design muhabbetinde yapılan başka bir şeydir. Yani sen şifre yazıp bir oyunu anında kazanabilirsin. Ama keyif alır mısın? Yoksa sadece fantazilerine hizmet eden böyle bir e, dijital eğlence mi yaratmış olursun aslında? Yani bir oyun seni zorladığı kadar mı keyifli falan? Hani anladın mı? Bir de böyle bir bu bölüm karışık ve eğlenceli bir bölüm ya Tancan gördüğün üzere açtıkça açılıyor yani. Yo valla sağ ol ben açıkçası biraz herhalde sıkıldığım bir anda da izlemiştim. Bu kadar yani şey oldum böyle evet psikolojik bir bölüm falan deyip geçecektim ben bunu. Baya kafa açtın yani sağ olasın. Yani çünkü Allah. Tamam, karakteri ya biraz da ben, benim korkum da olabilir. Sen ya yani senin verdiğin örneklere ben de çok yakınım. Çünkü ben de e, iş hayatına ilk girdiğinde inanılmaz stres olmuştum. Böyle abi ne yapacağım burada? Terliyorum. Böyle işte mailler geliyor birilerinden. Kim bu tanımıyorum ulan ne diyeceğim buna? Müşteri bir şeyler diyor. İnanılmaz stresli olmuştum. O yüzden Barkley karakterinden biraz belki böyle uzak kalmış olmak istemiş olabilirim. Yani kalmak istemiş olabilirim. Çünkü çok hatırlamak istemiyorum. <laughs> Onlar biraz gergin dönemler. Ama şöyle bir huyu var. Bende de mesela o çok tuhaf. Ya girdiğim bir yerde belli bir eşiği açtığım zaman da sanki 50 yıldır orası benimmiş gibi takılıyorum. O şirket benim abi falan. Hani o hatta da bir anda e, sıfırdan yüze çıkabiliyorum yani. Burada Barkley karakterinin aslında o güveni verebiliyor olması bölümün sonunda hoşuma gitti. Yani böyle konuşunca ya evet hani çünkü normal olmak değil ya derdimiz. Evet orada kendini güçlü kılıyor, daha bireysel kırıyor, takımdan uzak. Çünkü şirketlerin e, genel yapısı günün sonunda birçok insan çalıştığı için takım oyunudur. Ya bunu tabii bazıları çok klişe yapar. Hadi bakalım pikniğe gidiyoruz, takım olacağızlar. Kimisi de başka tekniklerle, daha yeni, daha işte senin bahsettiğin gibi herkesi kapsayacak tekniklerle bunu yapmaya çalışıyor artık. Ama hep bireysel kalmaya çalışıyordum ben de iş yerinde. Ben hallederim. Kimseye söylemeyeyim. Ben yaparım. Sonra ama lan, ekiple yapınca bu iş daha keyifli anlıyorsun. Çünkü üzerindeki yük gidiyor. iş paylaşılmaya başlıyor ve daha kaliteli şeyler çıkmaya başlıyor. O sana bir fikir veriyor. Senin yanlış bir şeyin varsa o düzeltiyor. Sen onu toparlıyorsun falan. Böyle bir e, ortak zihin çıkmaya başlıyor. Ama holodeck'te bunu yapamıyorsun. Orada çünkü ahlaki bir durum da var. O sıkıntı başka bir şey. Yani e, ya ona şunu derdim ama demedim. E ne oldu o iş? Hatalı gitti ve sen o fikri söylemediğin için e, sen de zarar gördün, o da zarar gördü, şirket de zarar gördü. Ya burada şey ikilemle düştüyorsun. Eee de sanırım ona düşüyor biraz. Ben niye Enterprise için bir şey yapayım ya da Starfleet için bir şey yapayım? Kendim için yapayım o zaman. E git o zaman kendi Starfleet'ini kur, kendi akademini kur, orada adam öyle bir girişimcilik dünyası da yok abi Star Trek'te zaten. Hani şimdi belki o pop de ...yeni yapılan dizilerde ya da filmlerde... ...ama o zaman öyle bir şansı da yok... ...ya yani oradaki tek sıkıntı işte ahlaki taraf... ...hani bunları söyledikten sonra... ...onu söyleyebilirim ben de... ...yani birinin bir kadını işte... ...öyle düşünüyor olmak... ...yani evet arkadaşım diyorsun ama... ...onun sen öyle düşündüğünü gör, bilmiyorsun... ...bunlar biraz tabii tartışılacak konular ama... ...sözü işte Bir, bir yandan çözülüyor. da şöyle bir şey var... ...fantazi kurmak inanılmaz böyle... ...insan akıl sağlığı için faydalı bir şeydir ya... ...yani... Evet. E Oraya kapatıyorsun en azından her şeyi. Evet yani işte bu, bu mesela zaten holodeklerle holo, holo alakalı genel başka bir tartışma bu. Yani daha önce mesela holodekli bir <laughs> hologram yarattıkları ve sonra hologramın e, kardeşim bizim hakkımız yok mu falan demeye başlamasıyla böyle evet. bir şaşırdığımız bir bölüm olmuştu zaten. E burada da şimdi şöyle bir şey var. Yani bir insan başka insanlar hakkında fantazi kurabilir. Abi dövdüğünü de düşünürsün. Şey de ulan dersin keşke şurada orada şöyle deseydim hani anladın mı? Bir sürü şey olur kafanda. Bulan e, şunları bir dövdüm ne güzel olur falan dersin. yani her insanın fantezi dünyası vardır ve benim gördüğüm bir sürü psikologun söylediği üzere de aşırı sağlıklı ve faydalı bir şeydir ama işte şey ilginç yani Hollow Deck'te sonuçta bir yazılıma bir aracı kullanarak onların neticede bir kopyasını yaratıp o kopyasına da kendi kafandaki şeyi yaptırıyorsun ya evet. işte şey ilginç ya bunun cevabı bende gerçekten yok yani şimdi sen fantezi dünyada gözünü kapatıp kafanda da yaptırabilirsin bir takım insanlara hayal ettiğin bir şeyleri zorlarsın anladın mı? Yani fantazi kurarsın, cinsellik düşünürsün, kavga düşünürsün, tartışma düşünürsün, kazandığını düşünürsün, kral görürsün kendini, bir şeyler yaparsın. Ee, burada da çünkü Barkley böyle bir düelloya giriyor, üçünü aynı anda falan deviriyor. Şart <laughs> <Çat> diye vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> şey o yani bir de böyle Ryker'ın karakteri geliyor böyle ya yani ben beceremedim falan bir Ryker olmuş böyle <laughs> falan hani. aslan gibi çünkü komutan falan. Yani tamam bu senin fantazi dünyan ve hani düşünce özgürlüğü var. Fantezi dünyasında kimse kimseyi yargılayamaz. Hani öte yandan işte bunu bir yazılıma çevirip e, işte bilmiyorum. Anladın mı? Bunun net bir cevabı yok. Yani şimdi tabii ki de orada yazılıma çevirdiğin için başka birisi girip senin orada yazdığın bir şeyi görebilir. Yani adamlar nerede Barkley falan diyece Giriyorlar bir bakıyorlar. Barkley kendilerini maymun etmiş. Yani şimdi ee, ama kendi yani anladın mı günlük tutmak gibi düşün abi sen de günlüğüne mesela yazarsın birileriyle ilgili bir şeyler Tabii. e telaffuz edersin o insanlar o senin özel şeyindedir İzlidir. kafanın içinde kalmaktadır yani çok ilginç bir şey ya holodek yani gerçekten şey konusu da çok ilginç yani e, holodek mesela kişiye özel mi olmalı birbirlerinin dosyalarına ulaşamamalar mı biri holadayken diğerinin girmesi işte bu tarz tuhaf durumlar tabii ki yaratabilir. Yani bir tek bu arada Bark dedi ki Jordi de 3-5 bölüm önce sahilde birisiyle Keman falan takılmıyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Tabii tabii yok. yok doğru doğru. Onun üzerinden hatta, hatta sorun çözmüşlerdi yani. Hatta ondan sonra makine dairesine hologram olarak bir tane hanımefendiyi hatırlarsan çıkartmıştı. Yani onun dosyalarından program çözmek için onu tekrar yaratmıştı. Ama şöyle çok ilginç e, bir durum Picard da Picard'da da yaptı. Picard'da eski aşkım bilmem ne Ryker Fransız bir kadına yürüdü falan. Yani bir sürü şey oldu orada. <laughs> Hayır. Ryker'ın bölümünde şöyleydi. O cüceler böyle Ryker'ın kesinlikle seveceği bir kadın yaratıp onun böyle dikkatini dağıtmasını isterdi. Ha bir işte. Yani. <laughs> ee, ama Jordan'in bölümünde bak şöyle çok ilginç bir şey vardı. Ee, Leah Brahms, gemiyi tasarlayan mühendis. Onun dosyalarına ulaşıp onun söylemlerini taklit edecek bir ...dijital kolonunu çıkarıyordu Lea Brahms'ın. Evet. Ondan sonra onunla konuşup... ...interface yaparak yani hani dosyaları okumak yerine... ...daha insani bir arayüz yaratarak... ...onu konuşuyordu. Mesela aslında... E, ...belki böyle bir yapıda... ...sanki şey daha mı faydalı olabilirdi? Bilmiyorum ki bizi izleyen... ...zerre psikolojiyle alakası olan... ...belki de psikoloji okumuş arkadaşlar bile yazabilir. Çünkü ne seyirciler var. yani. Tabii mesela Picard'ı fantazine göre yazacağına... ...Picard'ın mevcut dosya kayıtlarından Picard gibi davranacağı öngörülmüş bir insan interfeysi yarat. Ondan sonra onunla konuşma egzersizleri yap. Gerçekten gerçek Picard'la gerilmeyeceğin şekilde. Belki bu terapatik bir anlamda bile kullanılabilir. Yani tedavi amaçlı. Ama işte bunun tedavi ihtiyacı var mı falan. Bin tane konu abi. Ben bu bölümü o yüzden çok zengin buluyorum. İşte şey açıklanmadı değil mi daha orada? Ben kaçırmış olabilirim. Yani Holodeck'le ilgili biz aslında çok de de detay almadık. Çünkü Holodeck öğreniyor mu? Yani o biriken datalardan, insanlardan çünkü biraz Westworld'e gidiyor ya orada konu. Westworld'ü Westworld'ü öyle En güzel yanı şeydi aslında insanların e, oradaki e, mekanik aletlere, robotlara da orada oluşturmuş hikayelere göre verdikleri tepkilerin yapay zeka tarafından öğrenilmesi ve buna göre tepkiler oluşturmaya başlamasıydı. Ve bunu hatta gidip işte aslında Android'lere aktarıyordu gibi bir durum vardı. E şimdi burada e, bunu yapabiliyor mu Holodeck acaba? Ya da orada biriktiriyor mu? Ya da bunu öğreniyor mu? Onunla ilgili bir detay görmedik henüz. Valla e, ben bu aşamayı geçtiğini düşünüyorum Holodeck'in aslında. Çünkü hatırlarsam Moriarty bölümünde... E, ha orada data, aslında evet ilerliyordu bayağı. Hatta şöyle yani LaForge bir yerde gidip bilgisayara şey diyordu. Data ile mücadele edebilecek bir düşman oluştur diyordu bir persona oluşturabiliyordu. O, bunu Holodeck yapmıyor ama geminin bilgisayarı yapıyor. Holodeck sadece projeksiyonunu sağlıyor. Ve ee, ya da işte La Forge'da mesela Lea Brahms'ın klonunu yarattığı zaman orada şey söylüyordu. Leia bütün Lea Brahms'la alakalı bütün datalara bak. Ondan sonra onun yani insan gibi davranan bir klonunu bana oluştur. Bir human interface oluştur diyordu. Hatta hatırlarsan bu konsept 30 sene sonra Black Mirror sezon 2 bölüm 1'de sosyal medyadan adamı kulonunu tekrar hmm. çıkartıp evine göndermek şeklinde e, sanki dışarıdan çok zekiymiş gibi gözükse, zekici olmayan bir şekilde e, ortaya tekrar atılacaktır yani. Hatta yani ediyorum. benim hoşuma giden şey şu. Star Trek'in bir tane bölümünün bir parçasının, bir kıymanın bir parçasında geçen iki tane cümleden başkaları dizi çekiyor ya. Çok hoşuma <laughs> gidiyor bu. Yani. Evet ya. Ya bu arada gemi deyince şey geldi aklıma yani Enterprise bir noktada Hal gibi Space Odyssey'deki Hal gibi ayaklanıp gidebilir de aslında öğreniyor ama arka planda kontrolcüleri iyi çalışıyor aslında yani tabii. <laughs> yani e, Çünkü bir öyle. yapay zekası var aslında geminin mesela anladın mı ama şey itaatkar bir yapay zekası var zeki bir yani dikkat edersen hep şey yapıyor bilgisayar bilmem ne yap falan diyorlar yani e, bilgisayarda duruma göre yerine göre yardımcı olup bir sürü şey hesaplayıp Hatta data galiba şu an bilgisayardan daha hızlı hesaplama yapabilen tek şey galakside. Ee, i̇lginç ya, ya yani şey. Bu konular biraz şey işlenecek ileride diyeyim. Tamam. Güzel oldu be, ağzına sağlık. Halo Persuys'i baya yarım saat konuştuk. Üzerine de yani otursak herhalde bir yarım saat daha konuşacak konu çıkar. O zaman bir sonraki çıkar. bölümde görüşeceğiz. The Most Toys. Most Toys'ta da biraz ahlaki konular var. Ama tabii buradaki kadar yok gibi. Bakalım konuşacağız görüşmek üzere